Arkadaşlar merhaba. Bu videoda oluklu demirler hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Eğer almış olduğunuz seçtek takımının içerisinde böyle bir oluklu demir yoksa bu oluklu demirleri ayrıca temin edebilirsiniz. Farklı birkaç çeşit modeli var. Birbirlerine benzeseler de ufak tefek ayrıntılarla birbirlerinden ayrılıyorlar. Bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım ve alırken nelere dikkat etmeniz gerektiği ile ilgili bilgilendireceğim. Bu görmüş olduğunuz oluklu demir, heştek takımının içinde çıkan oluklu demirlerden dar ama uzun bir oluklu demir. Bunun yanı ve arkası işlenmiş değil, düz demir olarak kullanabilirsiniz. Dövme işlemlerinde yani örs niyetine kullanabilirsiniz. Oluklu kısmı sadece bundan ibaret. İşte küçük bir boydan başlayıp bu boya kadar sırasıyla gelebilmiş. Sırasıyla gelmesi bakımından yani atlamadan bu olukların yavaş yavaş büyümesi bakımından oldukça iyi bir oluklu demir. Ama açıkçası en büyük yeri çok büyük değil. Bundan daha büyük oluklara ihtiyaç duyabiliyoruz. Ama çok küçükten başlayıp çok büyüye gitmesi de bir oluklu demirin çok kolay bir şey değil. Çünkü demirin uzunluğu bu sefer artıyor. Bu böyle bir oluklu demir. Önerebilirim bunu. Başlangıç seviyesinde zaten önerdiğim oluklu demir bu. Bunun haricinde buna benzer ebatlarda böyle bir oluklu demir var. Bunun birinciye olan avantajı diğer tarafının da oluklu olması. Tabi oluk sayısı arttığı için seçeneğiniz de artıyor. Oluk sayısı artan oluklu demirlerde daha muntazam bir şekilde büyüme gerçekleşir oluklar arasında. Bu da siz bir şeye form verirken bir sonrakine rahatlıkla geçebilmenizi sağlar. Ama tabi bu arada bunu örs olarak kullanamıyorsunuz. Bu tamamen bir oluklu demir oldu. İki tarafı da oluklu olduğu için. Şu anda tanıtamayacağım, elimde olmayan ama dört tarafı oluklu olan modelleri de var bunların. Onlar böyle dikdörtgen değil, daha kare. Dolayısıyla şuradaki alan da şuradaki alan kadar. Bu sebeple bu alana da yani şu bölgeye de bir takım farklı kullanabileceğiniz oluklar işlemişler. Onları da kullanabilirsiniz. Aşağı yukarı onlar da bu boylarda. Dört taraflı olduğu için bundan daha fazla oluğa sahip. Başka bir oluklu demiri göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu da piyasada bilinen bir oluklu demir modeli. Bu oluklu demir diğerlerine nazaran biraz daha pahalı malzemesi sebebiyle. Bir de markası sebebiyle de diyelim. Bu oluklu demirin en büyük avantajı geniş olması. Bunlar daha dar, bu daha geniş. Ama darlık ve genişlik aslında çok büyük bir avantaj ya da dezavantaj değil. Çünkü bunun üzerinde dövmüş olduğunuz parçayı kaydırarak dövebiliyorsunuz. Bunu zaten oluklu demiri nasıl kullanmanız gerektiği ile ilgili videoda ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Orada kullanım yollarını da göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Dolayısıyla şuradaki genişliğe çok aldanmayın. Yani bu darlık ve genişlik bir avantaj olmakla beraber çok büyük bir avantaj değil. Ama size çok büyük bir avantajdan bahsedeyim. O çok büyük bir avantaj oluğun geniş olması 1, derin olması 2. Yani oluğa şöyle baktığınızda bu oluk eğer derin değilse, sığsa böyle o oluklu demir bir işe yaramaz. İstediğiniz formu veremezsiniz. Daha sonra işte malafada vesaire de bükmeye çalışırsınız oluğunuz yetmediği için. Dolayısıyla alırken şu genişliğe aldanmaktansa derinlik ve şu genişliğe yani oluk genişliğine bakarak almanızı öneririm. Şu iki oluklu demir birbirine yakın fiyattalar gibi düşünün ama bu onlardan çok daha pahalıdır. Belki iki katıdır. Dolayısıyla çok büyük bir para vererek iki katı bir şey almaya çok gerek görmüyorum açıkçası. Bu arada bunun diğer tarafı da
bunda olduğu gibi işlenmiş durumda. İki taraflı oluklu demir. Başka bir oluklu demirden daha bahsedeceğim ki bunu piyasada bulmanız zor. Bu çok eski bir malzeme. Bizim çok da kullandığımız, zaten eski olduğu, kullanılmış olduğu da görülüyor. Bunun en büyük avantajı gördüğünüz gibi şuradaki olukların genişliği. Burada o olukları bulmanız mümkün değil. Bakın bu oluk neredeyse şuna eşit. Şu oluğa eşit neredeyse. Şu son 3 oluk. İşte bu oluklu demiri avantajlı kılan taraf. Bir de derinliği görüyorsunuz. Ciddi bir derinliği var. Şimdi bu kadar büyük oluklu demirleri elde etmek istiyorsanız böyle çok inceden kalına doğru düzgün bir şekilde gitsin gibi bir şansınız kalmıyor. Çünkü az önce bahsettiğim gibi çok fazla oluk demek demirin büyümesi demek anlamına geliyor. Bu sebeple böyle bir şey aldıktan sonra yani ilk almanız gereken tabii ki bu. Yani bu yokken böyle bir şeye ihtiyaç yok. Böyle bir şey aldıktan sonra ayrıca bir daha bu konuyla ilgili bir harcama yapabilmek mümkünse böyle daha geniş oluklu. Oluk sayısının önemi çok yok. Yani burada 20 tane 30 tane olmasını beklemeyin. 4 tane 5 tane oluk burada çok ciddi iş yaptırır. Bu büyük oluklara ihtiyaç duyarsınız zaman zaman ve bunları burada kullanamazsınız. Şimdi hemen bir konuya daha değineceğim ve videoyu sonlandıracağım. Bu olukların dövmek için burada demir niyetine kullanmanız gereken parçalarla birlikte set halinde satılanlar var. O setler açıkçası biraz pahalı. Set olması sebebiyle de sonuçta her oluğa göre bir pinçon orada var. Ve bunlar da maliyet demek. Bu sebeple öyle parçaları çok önermiyorum. Çünkü hashtag takımınız varsa onların toplarını şöyle yan yüzeylerini burada bu şekilde kullanabilirsiniz dövmek için. Bunlar da farklı kalınlıkta olurlar. Buradaki topun kalınlığına göre buradaki kalınlık da artar. Bu sebeple farklı topları kullanırsınız ama başka bir videoda bunu nasıl kullanacağınızla ilgili videoda ayrıntıya gireceğim. Buralarına kesinlikle demir çekiçle vurmadan kullanmanız lazım. Yani plastik çekiçle kullanmak zorundasınız. O konunun ayrıntısına zaten bunu nasıl kullanmanız gerektiğini anlattığım videoda gireceğim. Kısacası yani kendi dövme demirleri var diye boştan yere çok yüksek bir harcama yapmanıza gerek yok. Oluklu demirin kendisini almanız kanaatimce yeterli. Çünkü hashtag takımında yeterince bunu dövebilmek için demir mevcut. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere.